Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün minik prenseslerimiz için çok güzel bir pelerin çalışması yapacağız. Pelerinimizde ağırlıklı olarak kırmızı rengimizi kullandık. Süslemede ise beyaz rengimizi kullanarak şöyle bir hareket kattık. Evet pelerinimiz 1-2 yaş civarı prenseslerimize uygun bir çalışma olacak. Yatadan başlıyoruz. Artışlarımızı yaparak istediğimiz ölçüye gelene kadar artışlarımızı devam ettiriyoruz. Sonrasında artışlarımızı durdurarak düz bir şekilde yeterli ölçü gelene kadar örgümüze devam ediyoruz. Şimdi ölçülerimize bakalım. Hemen ölçümüze bakmak için pomponumu diğer tarafa alıyorum ve hemen izurumu tam yakadan bağcığımı geçirdiğim yerden tutuyorum. Ve aşağıya doğru şu şekilde düzeltiyorum. 30 30 santim bakınız e, uzunluğunun ölçüsü ipimiz lif ipi lif ipini 3 kat yaparak ördük ve e, bu şekilde güzel bir çalışma yaptık şöyle arkasına da bakacak olursak genel olarak açalım arkadan görüntüsü bu şekilde görülmekte. Şöyle baktığımız zaman gayet güzel bir görüntüye sahip. E, dilediğiniz yaş grubu için örebilirsiniz. Yakamızın ilk başlangıç yerinden sayımızı biraz daha fazla başladığımız zaman istediğimiz ölçüye kadar rahatlıkla büyüyecektir. E, şöyle bakınız. Trabzanlarımızın sağından ve solundan artışlarımızı yaptık ve istediğimiz ölçüye gelene kadar artışlarımızı devam ettirmiştik. Daha sonrasında yeterli ölçüye ulaştıktan sonra kapışan kısmını ilmeklerimizi çıkararak örmeye başladık ve kapış önümüzü de tamamladık en son olarak kenardaki görmüş olduğumuz şu beyaz ipimizle e, kenarlarımızı bir sıra dolaştık ve bir sıra yeterli oldu tamamladık. Boynumuza da kordonumuzu ördükten sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Birbirimize tekrar bu şekilde bir daha baktıktan sonra hemen örmeye başlayalım. Ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak örgü aşkım bebeğim ailesine katılarak bizleri desteklerseniz çok çok mutlu oluruz. Yorumlarınız beğenileriniz her biri bizler için çok çok kıymetli. Evet kolay gelsin diyerek hemen pelerinimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Pelerinimi örmek için lif ipi kullanıyorum. Lif ipimi yalnız bu şekilde iki kat olarak değil, 3 kata ayarlıyorum ve 3 kat yaptıktan sonra ipimle pelerinimi örmeye başlıyorum. Şu şekilde yapalım. İki tane aynı renk ve aynı markadaki ipimizi alalım. Evde varsa ya da renk tonu da tutuyorsa onlar bile olur, hiç fark etmez. Önemli olan işlerimizi kolaylaştırmak. İki tane ipimizi aldıktan sonra bir tanesini iki olarak tutuyorum, diğerinin ise tek katını alıyorum ve yeniden bir yumak haline getirmeye başlıyorum 3 kat olarak bu katın birisini de ayrı olarak sarıyorum daha sonra kullanılmak üzere ayırıyoruz şöyle kocaman bir yumak yapıyoruz ve örmeye başlıyoruz ve bu ipimizi örmek için ise şurada görüldüğü gibi 3.5 numaralı tığımı kullanıyorum. Altı yazması bizleri yanıltmasın. Milimetre yazılan kısımlar tığımızın uç numarasını göstermektedir. Eğer 6 numaralı tığ olsa baya büyük olması gerekmekte. Bakınız o kadar büyük değil. 3.5 numaralı tığımızla yumuşacık örmek üzere hemen başlayalım. 50 tane zincirimizi çekelim ve örgümüzü başlatalım. Hemen başlıyorum. Şu şekilde bir tane düğümü attıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50 olunca görüş. Tam 50 tane zincirimizi çektim. Şöyle bırakıyorum. Hemen santim olarak ölçümüze bakalım. Tabi normal iplerle de örebilirsiniz. Sadece ben değişiklik olması açısından lif ipine daha kolay ulaşabiliyoruz ve de fiyatı da daha uygun. Arkadaşlarımıza bir alternatif olarak sunmak istedim. Bakınız şu şekilde birden tutuyorum. Üzerine hatta bırakalım şöyle. Birden tutup devam ettiriyorum ve şu şekilde 28 santim zincirimizin ölçüsü kesinlikle asılmıyorum bakınız asılsa epeyce gidecek 28 santim de kaldı hemen trabzanımızı örmeye başlayalım geri dönüşümüzü yapıyorum 1 2 3 ve 4 4. zincir yuvamın içerisine gelerek geri dönüşümü yaptım ve bir tane trabzanımı ördüm ve ilerliyorum her zincirimize birer tane batacağız. Tığımızın başını dolayalım. Güzel, orta kalınlıkta bir ipimiz oldu. Hemen pelerinimizi çabukça da örebiliriz. Sona kadar ilerleyelim. zincirimize kadar trabzanımızı ördük ve tamamladık. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve 48 tane trabzanımız oldu. 48 trabzanımız üzerinden örmeye devam edelim modelimizi. Hemen bitiş yönünden zincirimi çekiyorum. 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Ve başlıyorum ikinci trabzanımın üzerinden örmeye. Trabzanımı ördüm. 3. trabzanımı örüyorum. 4. trabzanımı örüyorum. 5. trabzanımı ördüm. Bakın 5 tane trabzanımızı ördüm. 6. trabzanımızı ise yandan girerek şu şekilde dışa doğru kabarttım. Bakınız. Yandan girdim, kabarttım. Ve yeniden diğerlerini birer birer örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. 6.'yı yandan girerek kabartıyorum. Şöyle görelim. 2 4 5 tane tırabzanımı ördüm. 6.'yı kabarttım. 3 5 tane ördüm. 6.'yı yandan girerek kabarttım ve düz olarak örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm 6. yandan girerek kabartıyorum yandan aldım bakınız 5 düz trabzan 6. kabartıyorum tekrar sayıyorum 5 tane trabzanımı 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördüm altıncıyı yandan girerek kabartıyorum tekrar 5 tane trabzan şöyle görelim bakınız 5 trabzan altıncıyı kabarttık şimdi 5 trabzan altı kabart şekliyle örelim ve sıramızın sonunda görüşelim sıramızın sonuna doğru örerek geldim 5 tane düz trabzan ördüm altıncıyı kabarttım bakınız şimdi 5 trabzanı ördüm altıncıyı şu şekilde alarak kabartılıyorum en son trabzanımı da şu şekilde batıyorum iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum Evet ikinci sıramızı tamamladık şöyle görelim üçüncü sıramıza başlayalım 5 tane trabzan bir kabartı 5 trabzan bir kabartı şeklinde ördük. Üçüncü sıramızda artışlarımızı başlatalım. Artışlarımızı kabartımızın sağında ve solunda birer tane olarak yapacağız. Bakınız şimdi bu trabzanlarımızı tepe noktalarına batarak ilerliyorum. İpimizi yarımlamayalım. En son trabzanıma batıyorum. Ve bakınız kabartılı trabzanımın bulunduğu noktaya geldim. Şurada bakınız. Bu trabzanımdan bir önceki trabzanımı iki defa örerek artışımı yapıyorum bakınız en son trabzanımızı kabartımızın hemen yanındaki trabzanımı çift ördüm ardından giriyorum dışa doğru kabartıyorum şu şekilde ve hemen diğer gruba başlarken ilk trabzanımı çift olarak örüyorum şöyle görecek olursak şuradaki Kabartılı olarak ördüğümüz trabzanımızın bir öncesini ve bir sonrasını çift olarak öreceğiz. Geri kalan trabzanlarımızı bir. Kabartımızın bir öncesini ve bir sonrasını çift olarak örelim. Geri kalan trabzanlarımızı bir. Bakınız şimdi artışımızı yaptım. Kabartımın sağında ve solunda birer artışımı yaptım. 2 2 ördüm. Ortada da kabartılı trabzanım. Ve devam ediyorum. Düz örüyorum. 1 Kabartıdan sonrakilerini sayıyorum. 2 3 ördüm. Bakınız kabartılı trabzanın olduğu yere geldim. Bir öncesi trabzanımı şöyle görelim. Bir öncesi trabzanımı 2 defa örüyorum. 1 ve 2 Hemen ardından giriyorum. Trabzanımı dışa doğru örüyorum. ve Bir sonrasını yeniden 2 defa örüyorum. 1 ve 2 2 defa ördüm şöyle görelim kabartılı trabzanımızın sağındakini ve solundakini ikişer ikişer ördüm arayı ördüm bakınız 2 tane sağında 2 tane solunda artışımı yaptım ve ilerliyorum aradaki trabzanlarımızı birer birer örelim örgümüzün arka yönündeyiz bakınız Hemen kabartımın yanındayım. Bakınız hemen belirli olmakta zaten içte olduğu için iki defa örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Ardından girerek örüyorum. Ve hemen ilk başlangıçtaki yani solundaki trabzanımı da iki defa örüyorum. 1 ve iki. Arayı birer defa örüyorum. Bir. Ve hemen kapartımın yanındaki trabzandayım bakınız. 2 defa örüyorum sağındakini 1 ve 2. Ardından girerek kabartımı yapıyorum. Ve hemen solundaki trabzanımı yeniden 2 defa örüyorum. Şöyle görelim bakınız, ikişer defa ördük. Arkadan görelim daha ayrıntılı olsun. Kabartmalı trabzanımızın sağındaki iki, solundaki aralarındakiler 1. Evet, bu sıramızı başa kadar tamamlayalım. En son dilimimize varana kadar örerek geldim. Her kabartımızın başlangıcındaki ve yanındaki yani hemen sağındakini ve solundakini çift olarak ördük ve sona doğru ilerledik. En sondaki artışımızı da yaptık bakınız. Başlangıcında hemen bakınız iki defa ve iki defa şöyle arkadan görecek olursak daha güzel olacak kavartımızın sağ ve solu ikişer trabzan ve sona kadar devam edelim 3 kat olan ipimin her katına takıyorum birer birer örüyorum 4 en son trabzanımı da örüyorum hemen iki zincir çekiyorum bakın 3 çekmeyelim lütfen 2 çekelim birer birer örüyoruz. Sadece kabartılı trabzanımızı yandan girerek örüyoruz. Bu sıramızda artışımızı yapmıyoruz. Yandan birer birer örelim. Burası örgümüzün düz yönü. Düz yönde artış yapmayalım. Arkadan Kabartımızın sağından ve solundan iki artış yaparak pelerinimizi biraz büyütelim. Yandan giriyorum. Hemen. Evet bakın bu şekilde örerek ilerleyelim. yandan giriyorum arayı düz örelim sadece yandan bir tane alalım ve sıramızın sonuna kadar ilerleyelim düz sıramızın sonuna kadar artış yapmadan geldik şimdi arka sıramıza yeniden başlıyoruz ve artışımızı yapacağımız bölümümüzdeyiz iki tane zincirimizi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen birer birer örüyorum yine kabartımızın sağından ve solundan birer artışımızı yapıyoruz arka yöndeyiz aradaki trabzanlarımızı düz olarak örüyoruz ipimiz orta kalınlıkta olduğu için bakınız gayet güzel ilerlemekte şöyle görelim bakınız çukurdaki kabartanın bulunduğu yerde hemen iki defa örüyorum hemen yanındakini sağındakini başına doluyorum kabartıyorum dışa doğru bakınız şu kısımdan bir ve iki defa alıyorum diğer solundakini de iki defa tepesine batarak örüyorum ve arka sıradan yine ikişer artışımızı başlatıyoruz. Ortada ise kabartılı olarak devam ede gelen e, buradaki trabzanımız var. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde örerek ilerleyelim. Diğer yönden artış yapmayalım ve biraz büyütelim pelerinimizi. Sadece ortadaki kabartımız olsun. Sağından ve solundan artışlarımızı yapalım. Hemen bakınız, orada da çukur iki defa örüyorum sağındakini 1 ve 2. Ardından giriyorum. Solundakini de iki defa örüyorum 1 ve 2. Ve devam ediyorum. Ters yönden ikişer ikişer artalım. Düz yönden artış yapmadan biraz büyütelim Pelerinimizi örmeye devam ettim ve artışlarımızda görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde her iki yönünden arkadan artık önden ise düz ördük. Şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. Başlangıçtan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 sıramızı ördüm. Santim olarak bakalım. Daha doğru sonuca ulaşmak için santim ölçüsünü görelim mezurumuzu koyduğumuz zaman 24 santim olduğunu görüyorum şimdi biraz daha örmeye devam ediyorum ama artık artışlarımı yapmadan sadece hem düz yönden hem ters yönden birer birer örerek geliyorum ve buradaki görmüş olduğumuz kabartılı yerlerimizi yine örmeyi ihmal etmiyoruz İstediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam ettim. Ya daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız biraz daha örmeye devam edebilirler. Şimdi kapşonu için ilmeklerimizi alalım ve örmeye başlayalım. Şurada kabartılı olan bölümümüzün yine sağından ve solundan birer tane artışımızı yapıyoruz ve kabartılı trabzanımızı yine yukarıya doğru kabartılı örüyoruz. Bir sırada sadece artışımızı yapıyoruz. Diğer sıralarda artışımızı yapmıyoruz. Sadece kapüşon genişliğimizi ayarlamak için arada 2 5 tane trabzanımızı yine örüyoruz. Kabartmamızın bir öncesinde bir sonrasında yine artışımızı yapalım kabartı olarak da kapış örelim. Şimdi ilk başlangıç yerimize gelerek başlayalım. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 2 tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı birer birer örüyorum. Arkadan ipimi gizliyorum. her bir trabzanımın üzerine bir tane batıyorum ve düz yönden başlattık bakınız hemen kabartılı trabzanımızın yanındayım bakınız bir tane daha batıyorum ve artışımı yapıyorum sadece bir sırada yapıyoruz yandan girerek trabzanımı yine örüyorum ve diğer aradaki trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum artışımızı da yapalım. Bir sağında bir solunda yapalım. Hemen yanına batıyorum. Şöyle görelim bakınız. Kabartımızın hem sağından hem solundan artışımızı yaptık. Diğer trabzanlarımızı birer birer ilerleyelim örerek. Hemen kabartımın yanındakine geldim. Örüyorum. Bir tane de artışım için örüyorum. İki tane ördüm. Tığımın başını doluyorum. Yandan girerek trabzanımı dışa doğru kabartıyorum. Hemen solundaki trabzanımı da iki defa örerek artışımı yapıyorum. Ve birer birer diğer trabzanlarımı örüyorum. En sondaki trabzanımı yine iki defa örüyorum. Trabzanımı yandan girerek kabartıyorum. Başlangıçtaki trabzanımı da çift olarak örüyorum. Şöyle görelim. Yaptığımız işlemimizi bakınız kabartımızın sağından ve solundan ikişer örüyoruz trabzanlarımızı. Aradaki trabzanlarımızı bir tekrar kabartılı trabzanımın sağını ve solunu iki defa örerek artışımızı yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz. Pelerimizin kapış önünü de bu şekilde ayarlayarak geldim. Kabartımızın sağından ve solundan artışlarımızı yaptık ve sıramızın sonundayız. İki tane zincirimi çekiyorum. Artık artış yapmıyorum. Sadece gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Dümdüz örüyoruz. İstediğimiz ölçümüze ulaşana kadar. İlk sıramızda artışımız var. Daha sonrasında artışımız yok. Yine kabartılı olan trabzanımızı şöyle bakınız. Arkadan giriyorum. 1 ve 2 diğer trabzanlarımı düz olarak örüyorum şuradan aşağıda da göreceğimiz gibi kabartılı olarak devam etmişti kapşonumuzda de aynı şekilde devam edecek aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum tepesine batıyorum ve ikili bir şekilde örüyorum Tığımın başında doluyorum. Şurada görmüş olduğum aşağıya da doğru devam eden kabartımı ardından giriyorum. Burası pelerinimizin ters yönüydü. Ters yönde ardından düz yönde yandan girerek örüyoruz. Bakınız dümdüz örüyorum. Şurada kabartılı olan trabzanımıza geldi sıra. Ardından giriyorum. Alıyorum. 1 ve 2. Şöyle kabartıyorum. Bakınız. Yukarıya doğru ilerleyecek ama arada artık artışımız olmayacak. Sadece ilk sıramızda artık tekrar hatırlatmak istedim. Tersten şöyle arkadan girerek örüyoruz. Ön yüzden ise yandan girerek kabartılarımızı örüyoruz. Ara trabzanlarımızda herhangi bir işlem değişikliğine gitmeden düz örüyoruz. Ve sıra başına kadar ilerleyelim. Sıramızın başına kadar geldik. Kabartılarımız ve düz trabzanlarımızı görmekteyiz. Hemen düz yönümüze tekrar geçelim. İki tane zincirimi çektim. Tepe noktasına batarak trabzanlarımı örmeye başladım. Birer birer ve kabartılı olan trabzanıma geldiğim zaman yandan girerek kabartıyorum düz trabzanımızı düz bir şekilde örerek evet büyütmeye devam edelim kapış önümüzü ördüm kaç sıra ördüğümüze bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 hemen santim olarak da ölçüsünü alalım daha net sonucumuz olsun şöyle Gördüğümüz zaman birden başlıyoruz. 21 santimde kapış önümüzün ölçüsü. İpimi şu şekilde kopardım. Ucuna iğnemi taktım ve kapış önümü hemen dikmeye başlıyorum. Şu şekilde isterseniz dış yüzden isterseniz iç yüzden nereden en güzel dikişimizi yapıyor isek oradan dikerek kapatalım. Önemli olan en güzel sonuca ulaşmak. İsterseniz dışarıdan birbirine karşılıklı dışarı ilmeklerimizden isterseniz iç kısımdan dikişimizi nereden güzel yapıyor ise bu şekilde yaparak tamamlayalım. Şuradaki diğer katın parçaları iki kat ipimden dikiyorum. Her ikisinin ilmeklerinin dışından alarak dikmekteyim. Bakınız şu şekilde. Aşağı kadar dikelim. Kapişonumuzun tepe kısmını dikerek tamamladık. Şimdi e, beyaz ipimizle kenarlarını tığlayarak güzel bir görüntü oluşturmaya çalışacağız. E, i̇pimiz simli Top'unun yumuş ipi. Şu şekilde 100 gram ve 110 metreden oluşmakta. Hemen ipimizden uç kısmından alarak herhangi bir kenarından örmeye başlayalım. Bakınız şu şekilde ben yüzden başlıyorum alıyorum 1-2-3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen aynı yere batarak bir tane trabzanımı örüyorum her şuradaki görmüş olduğumuz yan trabzanımıza iki tane trabzanımızı örerek kenar kürkümüzü tamamlayalım zaten bakınız kenarlarının iplerinden görülmemekte 2'den fazla doldurmayalım ikişer ikişer ilerleyelim. Kenardan başladım. Bakın şöyle görülecek olursa ikişer ikişer uç noktaya doğru devam edelim. Her bir tane trabzanımızın hemen arasına girelim. Bu tür ipiniz yoksa normal beyaz iplerimizle de örebilirsiniz. Başa doğru ilerliyorum. Yanlara ikişer trabzan, ikişer trabzan örerek tamamladım. Bakınız yönümüzün ön kısmını da tamamladık. Şimdi alt kısmımızı örmek için hazırız. Hemen e, ipimi alıyorum. Ve yanın dönüş kısmını dört defa trabzanımızı örüyoruz. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ve dördüncüyü örüyorum. Bakınız dönerken burada e, herhangi bir şekilde Kasılma oluşmaması için 4 defa aldık ve sonrasında her bir trabzan aramıza bir defa girerek örelim. Hepsine bakınız şu şekilde bir her defa. Dik olan trabzanlarımız burası alt kısmına geçtik. şöyle görelim bakınız birer birer örerek ilerliyorum yukarı kısmından şöyle aşağıya doğru indim önümüzün kapış önlerini tamamladım diğer taraftan başlayarak gelmiştim en alt kısımdayız en alt kısmı birer birer her trabzanın arasına batarak örelim ve başlangıç yerimizde görüşelim pelerinimi örerek tamamladım. Kenarının beyaz kısmına bir sıra ördüm ve bu şekilde güzel bir görüntü kazandı. Şöyle görecek olursak bakınız kapuşon kısmını da görmekteyiz. Diğer gövde kısmını da gayet güzel oldu. Şimdi şöyle zincir çektim bakınız hemen hemen 80-90 santime yakın bir zincir çalışması yaptım. 3 kat olan ipimden ucuna da çatal iğne takarak hemen kapuşonumu Başladığım yerden itibaren bakınız pelerin kısmında değil kapişon kısmında geçirerek burada e, bağcığımızı ayarlıyoruz. Kapişonumuzun olduğu kısmımızdan başlatıyoruz. Şurası bakınız en uç kısmına hemen kürkümüzün yanından giriyorum. 1-2-3 trabzan aşağıya bırakıyorum. 2 trabzan yukarıda. Tekrar 1-2-3 aşağıda 2 yukarıda. 1, 2, 3 aşağıda 2 yukarıda olacak şekilde diğer uca kadar çıkarıyorum. Bir uçtan başlamıştık diğer uçtan çıkarak tamamladık. Bakın, şu şekilde biraz da e, büzgü şekliyle büzdük. Şöyle görelim şapka olduğu belli oldu. Bakınız şu kısımda. Evet uç kısımlarına birer tane pompon çalışması da yaptıktan sonra pelerinimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Dilerseniz tabi kendi ipiyle de çalışabilirsiniz. Dilerseniz kırmızıya ya da hazır pompon kullanabilirsiniz. Ben hazır pompon kullanmayı tercih ediyorum. Tamamen zevkinize göre ayarlamalarımızı yaptıktan sonra her iki uç kısım için çalışmamızı yapalım. Evet, hazır pomponlarımızı da alıyoruz. Uç kısımlarına güzelce dikerek ya da bağlayarak kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Her ikisinde bakınız, epeyce iri bir pompon bunlar. Dilerseniz daha küçük pomponlarla da çalışabilirsiniz. Hemen ben bağlıyorum ve sonrasında görüşelim. Evet, pomponlarımız da diktikten sonra, eee kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım sizler de yaparak minik prenseslerimizi güzel güzel üzerlerinde görebilirsiniz. Evet, tekrar görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzur içinde kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.